Mahmut İker abimiz de bu şehre değer katmış. Bu şehrin oluşmasında bir yerlerde mutlaka bir kalem izi olan, fikri olan, düşüncesi olan bir abimiz. Dolayısıyla biz kendisini burada Kıraathane Sosyolojisi'nde davet ettiğimizde bizi kırmadılar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve biz şöyle yapıyoruz. Konuşmacımızdan önce kısa da olsa bir kendisini tanıttıktan sonra konuya başlamasını istiyoruz. Sayın hocam söz sizde. Şöyle buyurun. Değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz diyorum. Böyle karlı kışlı, soğuk bir havada sıcak evlerinizi bırakıp burada bizlerle beraber olmak geldiğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ben kendimi az evvel tanıttım. Müdür Bey benim tanıtımdan daha zenginliği yaptı, fazlasıyla söyledi. Bundan yaklaşık 19 sene evvel bizim üniversitemizde bir restorasyon bölümü açılmıştı. Rektörümüz Şam Hoca zamanında orada burada bulunan arkadaşlarla beraber biz de bir görev aldık. 6-7 sene bir öğretim görevlisi gibi bir görevimiz oldu. Yukarı mahallelere çıktığımızda her taraf tanınmaz halde dökülüyordu. Bunların çoğu kişi yıkılmasını ve buralarda yeni konutlar yapılmasını falan öngörüyordu. Yani açıkçası bize de bu eskiciliğimizden dolayı da bir tuhaf gözlerle bakılıyordu. Ama yapmış olduğumuz birkaç çalışmadan sonra Çeşmeli Konak bunun başlangıcıdır. Hem aynı zamanda üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız projelendirme çalışmasından sonra Mihloğlu Konağı, işte Şehitoğlu Konağı, Anaokulu, Kırlooğlu'nun şu anda kullandığı bina, ondan sonra daha burada şimdi aklıma gelip saymadığım pek çok projesini yaptığım veya uygulamasını yaptığımız binalar bir bir gerek mal sahiplerinin gerek acizane bizlerin gayretiyle ortaya çıktıkça, dirildikçe mesleğimize, işimize karşı toplumda ilgi arttı. Benim bu mevzu çok dikkatimi çekti ve 2001 yılından itibaren Afyon'da kaybolan yapılarla ilgili çalışmalarımıza başladık. Bu başlangıçta üniversitede öğrenci arkadaşlarımızla restitüsyon dediğimiz çalışmalarla başladı. Tabii dar zamanda, daha arkadaşlar mesleğini tam kavrayamadıkları zamanlarda falan özveriyle çalıştılar. Bu başlangıcı oldu. Kasımpaşa'dan sonra malum Yedikamet Paşa külliye cami yapılıyor, medrese yapılıyor, hamam yapılıyor, imaret yapılıyor. Bunlar ne kadar zaman biriminde yapılıyor? Bir kentin hafızasında unutamayacağımız kadar kısa bir zaman biriminde. 25 sene aman aman uzun bir zaman birimi değil. Bunların her biri apayrı bir eser. Hele hele şöyle düşünün, o günün şartlarında bir yapının çalışması için makine yok, böyle gelişmiş alet yok, edevat yok. Hepsi elle, ustaların gayretleriyle yapılan şeyler. Yaklaşık 25-30 yıllık periyotta yapılıyor. Ben buna kısaca Afyon'un yapı alanında ve tabii ki yapıya bağlı olarak burada bir şey var ki neyse o, onu da artık sizlere bırakıyorum. Hepsi 25-30 yıllık bir zaman biriminde yapılıyor. Tabii işin acı tarafına pek fazla girmiyorum. Zaten o yani kaybolan, yıkılan, yok olan, işte şu veya bu sebeple yıkılmış olan, yıktırılan yapılar üzerinde durmuyorum. Onları bir an evvel üzerinde varız, konuşuruz. Evet, yani İstanbul'un fethi 1453 olduğuna göre hocam, yani 25-30 yıllık zaman birimi hepsinde. Bu birazcık şöyle kafanızı, hafızanızı kurcalarsanız, o zaman Afyon'un nüfusu ne olabilir ki? Yani maksimum bizim çocukluğumuzda 20 bindi mesela. İmalat külliyesi de var aynı zamanda yapılmıyor. İşte Gediğamet Paşa külliyesi dedim ya. Aynı. Yani imareti için de
Yani mevcut onlar gözümüzün görebildiği. Evet. Yedikamet Paşa Camii taş medrese bugünkü haliyle Yedikamet Paşa Hamamı ve yıkılan bir de imaret yapısı var. O kütüphane falan onların eklentileri. Oralara girmiyorum. Şimdi tarih biraz fazla ilerliyor. Afyon'un gene gelişme ve ilerleme kaydeden dönemlerinden birisi olarak da Osmanlı'nın son dönemini gösteriyorum ben. 1895'te Haydarpaşa Bağdat demir yolunun açılmasıyla, ki düşünün şimdi yani bir demir yolu açılmak falan belki ilk anda akıllarımıza basit gibi gelebilir. Hiçbir ulaşım aracı yok. 40 kilometre gidiliyor, gece bir yerde kalıyorsunuz, kervansaraylar ona göre ta Selçuklar zamanından beri dizilmiş. Böyle bir güzergahta demiryolu geliyor. Bu çok önemli, hızlı bir ulaşım aracı. Afyon'un çehresi birdenbire değişiyor. Bu arada Afyon'un yapısı itibariyle, insan yapısı itibariyle bir hususu belirtelim. Sultan Divani'nin İran seferinden dönüşte sanatlarından istifade etmek üzere 6-7 Ermeni aileyi Afyon'a getiriyorlar. Sonra bunlar zamanla çoğalaraktan Afyon'da etkin bir noktaya gelişiyorlar. Bu noktada Ermenilerin de Afyon'un yaşam çağı durumunda ciddi bir önemi var. Başlangıçta 7-8 aile olan grup zaman içinde 15-20-25 aile haline geliyor. Kazalarda da bunların izlerini görüyoruz. Bazı yerleşimcilerinde kısmen çok az da olsa Rumlar var, az da olsa yine Yahudiler de var.